Merhaba arkadaşlar, bugün çamaşır makinesi motorunu torklu bir şekilde çalıştırmayı deneyeceğiz. Bu çamaşır makinesi motorları aslında çok güçlü motorlar. Hem doğru akım, hem de alternatif akım ile çalışabiliyorlar. Normalde direkt 220 volt bağlanırsa çok tehlikeli devirlere çıkabilir ve kazalara neden olabilir. Gerilim ayarlayıcı devreler kullanılarak devre ayarlanabiliyor, fakat o zaman da çok güçsüz oluyor. Devri ayarlamak için elimde tutmuş olduğum bu cihazı kullanırsak, hem devri güzel bir şekilde ayarlanıyor, hem de çok güçlü oluyor, düşük devirlerde bile. Üstelik bağlantısı da çok kolay, şimdi nasıl bağlayacağınızı anlatacağım. Devir kontrol cihazının üzerinde 6 tane kablo var. Bu 6 kablodan sadece 4 tanesini kullanacağız ve motorumuz çok güçlü olacak. Motorun devrini ölçmek için motorun arka tarafındaki sensör kullanılıyor. Bu sensörler sarı renkte, devir kontrol cihazında sensörün bağlanacağı kablo renkleri ise mavi, motorun sarı kabloları ile cihazın mavi kablolarını birbirine bağlıyoruz. Motorun üzerinde sensörden farklı 4 tane daha kablo var. Bu kablolardan 2 tanesi motorun stator sargılarına, 2 tanesi ise fırça uçlarına gidiyor. Biz 2 tane kablo kullanacağımız için bir stator kablosu ve bir rotor kablosunu kısa devreye ediyoruz. Fırça ve stator kablolarını üzerindeki fırçadan çıkan kabloları takip ederek motor üzerindeki klemenslerden hangisi olduğunu bulabilirsiniz. Benim kullandığım motorda 4 kablodan ortadaki 2 kabloyu birbirine kısa devre ettiğim zaman stator ve fırça kablolarından birer tanesini kısa devre etmiş oluyorum. Geriye sadece 2 tane kablo kalıyor. Kalan 2 kabloyu hız kontrol cihazındaki kırmızı ve siyah kabloya bağlıyorum. Yeşil ve beyaz kabloyu kullanmıyorum. Kabloları teker teker bant ile izole ediyorum. Şimdi sadece yapmam gereken hız kontrol cihazının besleme kablolarını bağlamak. ...220 volt AC gerilim uygulamak için bir tane fiş kullanıyorum. Artık bütün bağlantılarımı tamamladım, şimdi test edeceğim. Fişi takıyorum. Potansiyometreyi çevirdiğimde motorum güçlü bir şekilde dönüyor. İstediğim hızda motorun devrini ayarlayabiliyorum. Biraz da güç testi yapalım. Ahşabı motorun miline bastırdığımda motorun devri azalmıyor. Çok yüksek devirde de olsa, çok düşük devirde de olsa gayet güçlü bir şekilde devrini sabit tutabiliyor.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.